Ben Orhan Uğuroğlu, gazeteciyim ve bir anlamda her gazetecinin olduğu gibi tarihin de tanığıyım. Bugün Başbakan ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 27. ölüm yıl dönümü. Rahmetle anarken anılarımı böyle bir film şeridi gibi sizlerle paylaşmak istedim. Hazırlık yaptım ve Özal'ı 1983 yılında yapılan 2 Kasım'daki milletvekili seçiminden itibaren yurt içinde ve yurt dışında adım adım izledim. Yaptığı bütün önemli işlerin tanıklığını yaptım. Diğer gazeteciler gibi. Özal'ı izlerken tabii çok önemli olaylarla karşılaştık ve önemli anılar edindik. Ama öncelikle şunu anlatmak isterim size. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşı İsmet İnönü'nden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bugüne kadar bu kadar büyük reformlar yapan, bu kadar önemli kararlar alan başka bir siyasetçi tanımadım, tanımıyorum. Umarım gelecekte tanırım. Rahmetli Özal 1983'te seçildiği zaman Türkiye'de bir telefonu evinize bir yıl bekleyerek bağlatabiliyordunuz. Televizyonlar siyah beyazdı. Sadece TRT vardı. Otoyollar yoktu. Havaalanları çok küçük ve az sayıdaydı. Türkiye uçak üretemiyordu. F-16 fabrikalarını üretmeye başladı. 1982'de Ankara Güvercinlik'te ilk Türk helikopteri yapıldı. 83'ten sonra Özal zamanında da o helikopterler çoğaltıldı. Barajlar yapıldı, yollar yapıldı. Elektrik olmayan yere elektrik, telefon olmayan yere telefon, barajlar, sular, büyük yatırımlar yapıldı. Ama en önemlisi zihniyet değişikliğiydi. Türk parasını koruma kanunu vardı. Cebinizde 1 dolar taşıyamazdınız. 1 dolar yanlış anlaşılabilir. 10 dolar taşıyamazdınız. Evet, Türk parasını koruma kanunu yurt içi ve yurt dışında çıkışları da sınırlandırıyordu. İstediğiniz zaman istediğiniz parayı alıp gidemezdiniz. Cebinizde kredi kartlarınız yoktu. İş adamları yurt dışına çıkmak için Maliye Bakanlığı'ndan özel izin alırlardı. Çünkü döviz çok kısıtlıydı. İthalat, ihracat son derece düşüktü. Türkiye fındık, kuru üzüm gibi bazı stratejik ürünleri yurt dışına satıyor. Kazandığı bütün dövizleri, yani ihracattan kazandığı bütün dövizlerin fazlasıyla, bir kat fazlasıyla sadece petrol alabiliyordu. İthalat ve ihracat rejimlerini yık dağıttı. Türkiye'yi yurt dışına açtı, Türk parasını konvertible haline getirdi. Yani yurt dışında da geçerli hale getirdi. Kredi kartları çıktı. Yurt dışından istediğiniz gibi seyahat eder, istediğiniz gibi harcayabilirdiniz. Renkli televizyonlar başladı ve çok daha önemlisi Türkiye'nin ilk özel televizyonu Turgut Özal zamanında Star 1 Magic Box olarak yayına girdi. Bendeniz de Ankara temsilcisi olarak kuruculuğunda bulundum. 15 yılda orada çalıştım. Rahmetli Özal'ı yurt dışında izlerken, yurt içinde izlerken birçok olaylarla karşılaştım. Bunları kitaplaştırıyorum. Az kaldı. Uzun yıllardır bitirmeye çalışıyorum ama bir yandan gazetecilik, bir yandan kitap yazma beceremedim yani açıkçası söyleyeyim. Şimdi size rahmetli Turgut Özal'ın
fotoğraflarla yaşadığım bazı anılarını anlatmak istiyorum. Bazılarını da kitaba ve sonraki günlerde yayınlamak üzere saklıyorum. Çok özet yapacağım. Çünkü bugün ölüm yıl dönümü. Rahmetle, minnetle anıyorum. Şimdi ilk fotoğrafım şöyle gelecek ekrana. Cumhurbaşkanı ve Başbakan Turgut Özal. Soldaki fotoğrafı gördüğünüz fotoğraf, Başbakan seçildiği zamanki ilk Turgut Özal'ın verdiği resepsiyonda bir fotoğrafım. Sağdaki de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra hemen resepsiyonda karşılaştığımız zaman çektirdiğim bir fotoğrafım. Şimdi bu fotoğraflarla başlamışken tabii önemli geziler, önemli anılardan birkaç tane anlatacağım dedim ya size. Şimdi Kral Fahd Türkiye'ye geldi. Türkiye'de ve Suudi Arabistan'da bulunan Amerikan yapımı F-104 uçakları var. Bu uçakları Türkiye Eskişehir'deki dev askeri havaalanında bulunan askeri fabrikada modernize ediyor, yeniliyor. Suudi Arabistan'dan da aynı uçaklar var, aynı uçakları kullanıyorlar ve Kral Fahd Türkiye'ye geliyor. Diyor ki ben uçaklarımı Türkiye'de yaptırtmak istiyorum. Acaba mümkün mü? Rahmetli Turgut Özal da kendisini alıyor. Bir uçağa biniyorlar ve uçakla Eskişehir'deki fabrikaya gidiyorlar. Biz de karadan gidiyoruz. Türk Hava Yolları'nın büyük uçağıyla gidiliyor. Biz de karadan gidiyoruz. Ve gazeteciler olarak fabrikayı birlikte gezdik. Öğlen yemek hazırlanmış. İşte saat 1:30 oldu. Kral, mahiyetindekiler, Özal'ı izleyen bürokratlar, bakanlar ve gazeteciler, uçağın pilotları, hostesleri, korumalar, herkes yemek salonunda buluştu. Yemek salonunda öyle bir yerde ki hemen önünde uçak pisti ve uçak duruyor. Herkes yemeği yiyor, benim gözüm uçakta. Ya ben bu uçağa nasıl binerim? Nasıl binerim? Düşündüm, düşündüm. Tam tatlı servisine geçerken fotoğraf makinesini çantama koydum. Sakin adımlarla gittim. Çünkü askeri havalimanı, uçakta koruma falan yok uçağın önünde. Merdivenleri çıktım, arka kapıdan uçağa girdim. Camdan seyretmeye başladım. Baktım heyet geliyor. Hostesler, pilotlar falan önden geliyor. Kendimi tuvalete koydum, kilitledim. Biraz sonra kalabalık sesleri oldu. Bir ara kapı vuruldu. falan dedim. Vazgeçtiler. Ondan sonra uçak biraz sonra havalandı, kemerler açıldı. Ben denizde çıktım tuvaletten ve geçtim. Az önce bahsettiğim size o önemli anı fotoğrafına. Şimdi o fotoğrafa tekrar dönüyorum ve işte hostes hanıma verdim. Siyah beyaz fotoğrafımı, göğsümdeki renkli fotoğraf, iki fotoğraf makinesi taşıyorum. Havaalanına giriş kartım da yakamda asılı dikkat ederseniz. Ben Özal bir şeyler yiyor. Ağzında lokma var. Daha Özal fark etmeden hostes fotoğrafımızı çekince kral gülmeye başladı. Ve orada hemen rahmetli Özal da dönünce dedim ki bana büyük bir şaşkınlıkla nasıl bildin, nasıl geldin dedi. Böyle böyle tuvalete saklandım dedim. Ya aferin filan dedi. Önemli gazetecilik dedi. Sonra ben dedim ki efendim krallar konuşmuyorlar, dünyada basına demeç vermiyorlar. Eğer dedim siz yardımcı olursanız bir soru soracağım. Hayrola nedir dedi. Dedim ki F-104'leri acaba Türkiye'de yapımını sağlayacaklar mı? Yani ihaleyi bize verecekler mi? Özal böyle yüzüme baktı. Ya daha ben sormadım dedi. Beraber öğrenelim dedi. Rahmetli çok hoşgörülüydü. Döndü İngilizce hemen sordu. Kral da demiş ki fabrikayı çok beğendim. Uçaklar da çok modernize olunca başarılı olmuş. Biz de siz de yaptıracağız dedi. Ve böylece işte bu fotoğraf bugün tarihi bir anı olarak sizlerle paylaştım. Benim de gazetecilik gururum olan bir anıdır. Şimdi hemen yine Kral Fahd deyince yeni bir fotoğraf koyacağım.
Şimdi bu krallar Türkiye'ye geldiklerinde Anıtkabir'e gitmezler, Atatürk'ü de sevmezler. Öyle bir hainlik yaparlar. Rahmetli Özal öyle bir tuzak kurdu ki, bakın şimdi yanımda görüyorsunuz fotoğrafı. Atatürk'ün dev bir posteri getirdi. Kral Fuat'ı bu posterin altında oturttu. Görüyorsunuz değil mi? Yani öyle bir şey yaptı ki rahmetli Özal, Kral Fuat Atatürk'ten kaçamaz hale geldi. Bunu işte her lider düşünüp yapamaz. Özal gibi vizyonu olan bir lider bu fotoğrafıyla Atatürk'ün neredeyse dizinin dibinde, elinin altında kralı oturtturdu. Kaçış yolu yoktu kral için. Peki Özal sadece bunları mı yapardı? Hayır. Siyasetçilere karşı da çok hoşgörülüydü. Neden dersiniz? Şimdi bir fotoğraf getiriyorum ekrana. O da hemen geliyor. Bakın, Kral Fuat yanında Özal, sağ yanında, sol yanında merhum İsmet İnönü'nün oğlu merhum Profesör Doktor Erdal İnönü. O tarihte Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin genel başkanı. Şimdi değerli izleyiciler, şunu söylemek istiyorum. Bakın, bugün ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki diyaloğa bakın. Hiç hatırlamıyorum. Bir yurt dışından gelen bir konuk olduğunda Erdoğan'ın ana muhalefet liderini çağırıp onunla buluşturmasının örneğini 18 yıldır yaşamadık. Özal hoşgörü abidesiydi. Muhalefete önem verirdi. Hatta bir demecinde bana dedi ki, çok ilginçtir de, ben dedi Demirel'i, Ecevit'i, Türkeş'i, Erbakan'ı seviyorum. O tarihteki Necdet Çarpı, Turgut Sunalp'i, Erdoğan Döneyi hepsini seviyorum. Siyaset sevgiyle olur, siyaset kavga ile olmaz dedi. Rahmet Özal'ı işte rahmetle, minnetle bunun için anıyorum. Kavga ile siyaset olmaz, nefret diliyle siyaset olmaz değerli izleyiciler. Bunları böyle peş peşe getirirken tabii bir anım daha var. Onu da hemen sizinle paylaşayım. Bunu göstermiştim. Bunu da gösterdik. Ve sırada bu var. Rahmetli Özal hac fariziyesine giderken bir gün, 2 gün önce gitti. Riyad'a uğradı. Orada kralla bir yemek imkanı oldu. O yemeği izlemek için Günaydın Gazetesi de beni önden gönderdi ve sadece ben Özal'ın konvoyuna binerek havaalanında karşıladım. Saraya gittim. Kral Fuat yemek verdi. Fotoğraf makinelerimi dışarıda bıraktırmak koşuluyla beni de yemeğe aldılar. Orada kralın altın tabaklı sofralarında bendenizde yemek yeme şansını aldım. Çıkışta da onların fotoğrafçısı bizim böyle bir fotoğrafımızı çektiler. Bana da anı diye verdiler. Şimdi sırada tekrar yeni bir anı, yeni bir fotoğraf olacak. Oraya geçeceğim. Bakalım Özal seçildiği zaman, ilk seçildiği zaman değerli izleyiciler, kimse Özal'ın böyle tatile gideceğini falan düşünmüyordu. Öyle bir liderdi. Bir gün hafta sonu Özal'ın Abant'a gittiğini istihbaratını aldım. Takip ettim. Kaya Erdem, eşi rahmetli Sevil Erdem, rahmetli Turgut Özal ve eşi Semra Özal. Otelin müdürüne rica ettim. Dedim ki bunlar hep öğlenle akşam arası bir şeyler atıştırıyorlar. Sen dedim bir piknik sepeti hazırla. Beraber bir piknik teklif edeyim ben. Beraber gidip bir piknik yapalım. Çıktık hep beraber orada. Gölün kıyısına oturduk. Garsonlar getirdiler, açtılar servisi. Bendeniz de Özal'ın yanına geçtim fotoğraf çektirmek için. Çünkü fotoğrafı ben çeksem sırtım dönük olacak. Kendim olamayacağım. Bu anı fotoğrafını çektik. Allah rahmetli Özal'a ve Selvin Hanım'a ruhları şad olsun diyorum. Ve anılara devam ediyoruz. Özal'ı dedim ya yurt içinde ve yurt dışında izliyorum. Tabii çok tarihi mekanları da görme fırsatı buldum. Bunlardan bir tanesi de kuşku yok ki
dünyaca ünlü, dünyanın yedi harikasından biri olan Taç Mahal'di. Taç Mahal'e gidince tabii bir anı fotoğrafı çektirmemek olmazdı değil mi? Orada merhum Turgut Özal'la ve Semra Özal'la işte bu güzel anı fotoğrafını çektirdim. Tabii bu fotoğraflara bakarken yanımda çantam, önümde iki tane fotoğraf makinesi. Biri slide, biri renkli slide, biri siyah beyaz. Renklilerin hepsini o tarihte İstanbul'a banyoya gönderiyorduk ve orada kalıyordu Günaydın gazetesinde. Bu arada şunu da söyleyeyim. Günaydın'da 1 milyon 200 bin tirajlı Türkiye'nin en çok satan gazetesiydi. Haldun Simavi'nin sahibi olduğu, Rahmi Turan, Aydın Öztürk, Mazlum Göknel gibi dev gazetecilerin görev aldığı önemli bir medya kuruluşuydu. 10 yıl orada çalıştım. Tekrar dönelim size. Rahmetli Özal'ın bu yurt dışı gezilerinde iş adamları da gelirler ve iş adamları ticari bağlantılar yaparlardı. İlk gezilerde müthiş eleştiri oldu ama bugün biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan da giderken iş adamlarını götürüyor, ticari bağlantılar yapılıyor. İthalat ve ihracatın gelişmesinde çok önemliydi iş adamlarını götürmesi. Şimdi dünyada önemli bir adı olan ve hepinizin hatırlayacağı yine bir ne diyeyim diktatör idi ve Amerika'nın saldırısıyla öldürüldü, asıldı, idam edildi. Saddam Hüseyin'i ekranınıza getiriyorum. Rahmetli Özal 1984 yılında Irak'ı ziyaretinde Saddam'la görüşüp görüşmeyeceği belli değildi. Bu görüşmeyi ne yapıp ne edip izlemek zorundaydım. Ama ne yapmak lazım? Çünkü programda yok ve Saddam müthiş korunuyor. Diktatör adam. Bir müze gibi yeri geziyorduk. Dönemin büyükelçisi Nusret Kandemir, Bağdat büyükelçisi, Ahmet Kurçebi Aktürkçe'yle Irak'tan sorumlu bakan, Maliye Bakanıydı. Özal'ın yanına geldi. Ben de tam arkalarındayım. Özal'ın kulağına doğru eğilerek dedi ki efendim Saddam kabul edecek, hemen ayrılıyoruz. Ancak basın ve heyet gelmiyor. Sayın Bakan, ben, siz, üç kişi gidiyoruz dedi. Peki Orhan Nuroğlu burayı nasıl takip eder? Bu gördüğünüz fotoğrafı nasıl çekebilir? Bu fotoğrafı çekmek için ne yapabilirim? Heyet ayrıldı. Merdivenlerden iniyoruz müze olan bir yerden. Aklıma bir cinlik geldi. Gazeteci cinliği. Bakan Abdülmuçin'e dedim ki Sayın Bakanım Özal sizi arabasına çağır dedim. Çünkü Özal'a bir araba, bakana bir araba, büyükelçi kendi makam arabasında, bizler minibüs ve otobüslerdeyiz. Bakan bir şey demedi. Baktım gitti hemen Özal sağ kapıdan, Abdülmuçin sol kapıdan. Dedim kendi kendime Başbakan Bakanına niye geldin demez ki. Ve bindiler arabaya. Ben de gittim hemen attım içine tahsis edilen arabaya bindim. Fotoğraf makinesini çantama koydum. Bindim. Heyet hareket etti. Sarayın bahçesine zaten bir kavşakta heyetin yarısı ayrıldı. Diğer yarısı yani biz kaldık. Daha sarayın bahçesine girdik. Adama stop dedim Arap şoföre. Atladım fotoğraf makinelerini çıkarttım. Ve karşısına geçtim Özal'ın. Özal şaşırdı. Böyle dedi sen nereden geldin? Dedim efendim beni attırmayın da siz nerede bu fotoğrafı çekeyim. Basında kimse yok dedim. Tabii dedi ben niye attırayım sen buraya kadar gelmişsin dedi. Korumalar, diplomatlar yanıma geldiler. Onlara vezir azam foto, vezir azam foto diye İngilizce bilmiyorum, işte Arapça bilmiyorum ayağıyla. Arapçayı bilmiyorum tabii. Beni aldılar bir salona koydular. Biraz sonra Saddam geldi, Özal geldi, el sıkıştılar. İşte bu fotoğrafı çektim, oturdular. Görüşmelere başladılar. Ben de 3-5 dakika durdum. İşte terördü, alışverişti, şuydu buydu derken Özal işaret etti. Çıktım ve tabii döndük, otele geldik. Bu arada dedim ki Sayın Bakan benim araba gitmiş, sizin arabayla geleyim mi? Tabii gel dedi. Söylemedim mahcup olmasın diye.
Bindik arabaya, otele döndük. Bütün gazeteciler kapıda yığılmış bekliyor. Herkes ateş püskürüyor. Anadolu Ajansı, TRT, kimse fotoğraf çekememiş, görüntü yok. Herkes deve dişi gibi, gazeteciler öyle denir. Özal'a çatınca, hücum edince Özal dedi ki ya ben indim arabada, oradaydı Orhan dedi. Ben nasıl geldi bilmiyorum, ben götürmedim dedi. Burada Orhan, bir dakika gel dedi. Buyurun efendim dedim, gittim. Peki dedi, nasıl girdin sen oraya dedi. Bu fotoğrafı çek, bak bana kızıyorlar. Dedim efendim sizinle alakası yok, Saddam dedim. Nasıl Saddam dedi. Saddam Türkiye'nin en meşhur gazetecisi kim demişler. Orhan Nuroğlu deyince beni götürdüler dedim. Özal başladı kahkaha atmaya, millet kızdı filan. Gittim tabii fotoğrafları karanlık oda yaptığım otelin odasında tab ettim. Telefoto denilen o günkü tarihte bir fotoğrafı 35-40 dakikada 18-24 basan telefotoyu koydum. İstanbul'a gönderdim. Gazetecinin keyfini düşünün tabii. Evet, Özal'ı takip ederken tabii mesela dünyanın yedi harikalarından bahsettim. Bir tanesi daha var. Çin Seddi. Rahmetli Özal'la bugün tabii gitme imkanı yok koronavirüsten ama Çin Seddi'nde bakın Abdullah Tenekeci var. Türkiye Gazetesi'nin sahibi Enver Ören var rahmetli. İbrahim Özdemir var görebildiğim. Koruma Müdürü Musa Öztürk var. Çinli asker, polis, kimse o var. Ve işte böyle bir heyetle Çin Seddi'ndeydik. Orada güzel anılarımız oldu yine. Tabii Özal'ı gazeteciler de adım adım izlediler. Bu gazetecilerin içinde de bugün hala mesleklerini devam eden benim gibi önemli gazeteciler var. Şimdi o anıya geçelim. İşte rahmetli Özal, yanında ben oturuyorum. Onun benim yanında Hulki Cevizoğlu, onun yanında ortada rahmetli oldu erken yaşta Cengiz. Onun yanında gözlüklü Bülent İşmen, onun yanında da Ombudsman Faruk Bildirici. İşte samimi bir sohbet ortamı, ne kadar mütevazi görüyorsunuz. Bir ne denir, gazeteci ve başbakan sohbeti size sundum. Tabii rahmetli Özal işte dedim ya, gazetecilere çok yakın bir insandı. Muhalif olan gazetecilere de kapısı açık, uçağı açık. O tarihte öyle bugünkü gibi ismen davet edilen bir sistem yoktu uçağa veya başbakanın, cumhurbaşkanının gezilerine. Bir yazı gelir gazeteye, gazetenizi temsilen başbakanı veya cumhurbaşkanını yurt dışında kim izleyecek, bize isim bildirin derlerdi. İşte o tarihte 10 yıl rahmetli Özal'ı ben izledim yurt içi yurt dışında, bir ikisi hariç. Dolayısıyla gazeteciler isim bildirirlerdi. Merhum Turgut Özal çok cana yakındı. Yani övülmek gibi olmasın, Tonton Özal ismini de ben taktım ona. Fakat sonradan muhalefet yapmaya başladık. İşte hanedan dedik, yolsuzluk dedik, onu dedik, bunu dedik. Bir gün başını benden çevirmedi. En sert muhalefet yaptığım günlerde ise evimize geldi. Bakın o güzel fotoğrafı, o güzel anıyı sizinle paylaşmak istiyorum. Merhum Turgut Özal, az önce adını andım. Maliye Bakanı Ahmet Kurtçebi Artum için. Rahmetli teyzem Nadire, Özal, anneciğim Nahide, rahmetli annem, kayınvalidem yani Müjdat, Müjgan Kuşman, ben, büyük oğlum Alper benim yanımda, eşim Doğuş çömelmiş vaziyette ve küçük oğlum Alpi fotoğraftan kaçmak istiyor, onu yakalamak istiyor. Böyle güzel bir anımız oldu. Tabii bizim için gazetecilik anıları, işte gazeteciden dost olur mu? Gazeteci acaba güvenilir mi derken, tabii evimize geldi. Emin olun o tarihte bunu meslektaşlarım yanlış anlarlar diye haber dahi yapmadım. Çünkü özel bir ziyaretti, evimize geldi başbakan ve onurlandırdı. Kaldı ki 1959'un son günlerinde rahmetli babam Faik Uğuroğlu, Rüzgarlı Sokağın Faik babası, fikir suçlusu olarak 16 ay cezaevinden yatıp çıktıktan sonra rahmetli İsmet Paşa, İsmet İnönü de evimize geçmiş olsuna gelmişti.
Onu aklıma gelmedi, buraya koymadım. İsmet Paşa'yla da bir fotoğrafım var, övünmek gibi olmasın. Böyle. Şimdi rahmetli Özal hoşgörü dedi ki efendim, çok ilginç bir fotoğraf geliyor. Başbakanlığı döneminde, başbakanlık konusunda bir söyleşide çekildi bu fotoğraf. Rahmetli bilek güreşi yapmayı çok severdi ve beni de davet etti başbakanlık bina konutunda, çalışma odasında. Bu fotoğrafı çeken de bugün Sözcü Gazetesi'nin ünlü yazarı Bekir Coşkun'dur. O tarihte Günaydın Gazetesi'nin Ankara temsilcisiydi. Turgut Bey dedi ki, Bekir sen foto muhabirliği yap bakalım. Orhan'la dedi bir kol güreşi yapayım. Seni yenerim ama dedi, bakalım Orhan sporcu komando dedi. İnanın size gayet samimiyetle söylüyorum değerli izleyiciler. Rahmetli Özal'a yenildim. Bu fotoğraf Günaydın Gazetesi'ne çıktı. Herkes dalga geçti. Dediler ki o yenildin filan. Dedim ki ya başbakanı yenmek haber. Yenilmeyi dünyanın en güçlü kol gücüne sahip insan bile alır yatırır bilerek yenilir. Yenilmek bir şey değil ki. Ama yenmek önemli. Yenmeye uğraştım, yenemedim dedim. Bu da böyle komik bir anı. Tabii Günaydın Gazetesi'nde bayağı bir olay olmuştu bu fotoğraf. Ve son olay fotoğrafa geliyorum. Sözlerimi de tamamlayacağım. Bu da Bodrum Aktur'da çekilen bir fotoğraf. Denizde rahmetli Özal'la birlikteyiz ve fotoğraf makinesi tabii daha boyumuzu geçmediği için, ama 1984 yılında rahmetli Özal tatile gittiği zaman işte mayosunu giydi. Halk plajından bakın arkada vatandaşları görüyorsunuz. Ben de şöyle azıcık kenara çekileyim. Kendi yazlık evinin önünden plajda denize girebildi. Bugün düşünebiliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan'la bir gazetecinin böyle bir fotoğraf çekmesini. Sadece ben değil, diğer gazeteciler de çekildi. Bu benim anım. Hatta hatırlıyorum. Bugün CHP milletvekili Atilla Sertel de vardı o seyahatte ya da o izlediği gazete adına gelip rahmetli Özal'ı izlemişti. Atilla da hatırlar bu fotoğrafımı. Buradan da sevgiler sunayım. Evet değerli izleyiciler, şimdi bizim için önemli olan bugün merhum Cumhurbaşkanı, 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı, bakın gülerek, hoşgörüyle, güzel anılarla andık. Her siyasetçiye bu nasip olmaz. Rahmetli Süleyman Demirel'i izledim. Rahmetli Erdal Nöni'yi izledim. Rahmetli Turgut Sunalp'i, rahmetli Necdet Çelpi, rahmetli Erbakan'ı, Necmettin Erbakan'ı, rahmetli Alparslan Türkeş'i, rahmetli Bülent Ecevit'i, gazetecilik meslek hayatımda 50 yıl izledim. Hiçbirisinden görmedim ki bugün gördüklerimi. Yani gazetecilerin ayrıştırıldığını, özgür gazetecilere hücum edildiğini, yandaş gazetecilerin saraya, seyahatlere götürüldüğünü, yurt dışı gezilerine götürüldüğünü, tek bir özgür gazetecinin götürülmediği günler yaşıyoruz. 18 yıldır. Abdullah Gül de öyleydi. Recep Tayyip Erdoğan da öyle. Şurası unutulmaması lazım ki rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz Turgut Özal'ı. Yarın bakalım onları genç gazeteciler nasıl anacak? Veya gelecek nesiller bu ayrıştırdığı gazeteciler ve medya için onlar hakkında neler söyleyecek, neler yazacak? Bu vesileyle Semra Özal'a Allah'tan uzun ömür diliyorum. Kardeşlerim Ahmet Özal ve Zeynep Özal'a sağlıklı yıllar diliyorum. Çocuklarına, torunlarına Özal'ın uzun ömürler diliyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennettir inanıyorum ve rahmetle anıyorum. Hoşça kalın efendim.